Bu dağları kendine ev edinmiş bir eşkıya yaşadı. Aga, yol keser, soygun yapar, acımadan adam öldürürdü. Kan dökmek onun için, dereden su içmek sanki. Sabahtan beri buradayız. Karga gibi ağa şu tepeye tünedik. Güneş senin tepeni kızdırmıyor herhalde. Kervanın bu saate kaldığı nerede görülmüştür? Yolu mu değiştirdiler acaba? Şu derenin arkasında yamaca doğru başka bir yol daha vardı. Doğru diyorsun ha. Orada başka bir yol daha var. Dediğin gibi büyük bir kervansa kesin bilen çıkar o yolu. Beyim. Biz üçümüz gidip orada bekleyelim mi? Ne dersin? Oturun oturduğunuz yerde. Oturuyoruz sabahtan beri. Yeter. Ben gidiyorum. İsteyen düşsün peşime. Sabah hepiniz tavuk gibi uyurken dereye giden yol ağzını kapattım. İyi kervan. Tek bir atlı bile geçemez oradan. Benden fazla mı aklınız var sanıyorsunuz? Siz dağlarda tavşan kovalarken biz yol kesiyorduk. Öyledir beyim. Bilmez miyiz? Ne o tilki? Sen boşa kulak kesilmezsin. Yakın mı? Evelallah bu kulaklar hiçbir zaman yanılmaz ha. Hadi herkes yerine o zaman. Beyim, atların tozu göründü. Ama sanki yavaşladılar. Belli ki temkinliler. Bir tütün terliyim bari. Bir koşum uzağımızda, beyimiz tütün derdinde. Şşş, duyacak şimdi. Gelmiyor musun? İhtiyarladı artık. Nasıl duyacak? Yüzünüzü açık tutun. Eşkıyanın nereden çıkacağı belli olmaz. Yol kesenlere 3-5 altın verince elleşmiyorlar. Dua edin de agah denilen soysuza rastlamayalım. Tanıyor musun eşkıyayı? Tanımam mı? Bizim köyden. Anasını bile unutmuştur o yiğit. Kendinizi belli etmeyin. Bırakın iyice yaklaşsınlar. İrfan dönme sırtını. Yok beyim. Leşi düştü düşecek. İrfan! İrfan!
Yara neresinde? Öldürmek zorunda mıydın? Ne yapsaydım? Ne o? Daha hekim mi çağıracaktım? Ganimeti mağaraya kaldırın. İrfan da gömün. Açıkta kalmasın. Agah eşkıyaların en büyük. Rivayet odur ki arkadaşının gözünü kırpmadan öldürecek kadar zalim. Tek başına kaldır diye ganimeti. Soysuzun dedi. Bey o bey. Lafının üstüne laf konmaz. Peki, senin dilin beye karşı çok uzadı ha? He, uzadı. Ne yapacaksın, keseceksin mi? Bana kalmaz. Bey kendi işini kendi görür. Nuri doğru diyor. Çok oldu. Bak, taze bir eşkıya vardı. Nuri, neydi adı? Süleyman. Ha, Süleyman. Kaya gibi eşkıyaydı. Lakin dilinin sözünün ölçeği yok. Senin gibi. Bir sabah Agah onu önüne kattı. Şöyle dağlara doğru yol alıp gittiler. Daha güneş kızmamıştı. Agah yalnız döndü. Baktık ki derinin kenarında bıçağını yıkıyor. Sonu hayırlı olmamış bu işin dedik. Bir cesaret, beyim Süleyman nerede diye sorduk. Taşa dilini sürtüyor dedi. Taşa dilini sürtüyor. Taşa dilini mi sürtüyormuş? Taşa dilini sürtüyor. Boyunca unutamam o manzarayı. Bir koşu tepeye çıktık. Çıktık ki Süleyman'ın iki kolunun üstünde nah böyle iki koca kaya. Üç kişinin bile kaldıracağı cinsten değil hani. Ağır, görkemli kayalar. Süleyman'ın ağzı kan çanağı. Sanki kanı toprağa yumuş. Başının yanında küçük bir kaya daha. Taşı kaldırdık ki bir de ne görelim. Altında Süleyman'ın dili. Davar gibi önüne katıp doğramış adamı be. Ne demek istiyorsun sen? Şunu demek istiyorum belki. Kime dikleneceğini iyi belli. Agah başımıza bey yapan onun gücü kuvveti nişancılığı değil zalimliğidir. Şu dağlar dağ olalı Agah kadar zalim eşkıya görmedi. Ne söylüyorum? Anladın mı şimdi? Bekir. Beyim, beyim. Kesikli geldi. Oo, kim gelmiş? İki haftadır görünmüyorsun. Kendi işimizi kendimiz hallederiz. Ancak kulağıma geldi beyim. Duyar duymaz da düştüm yola. Bir kervan ki her iki kefesi de altın dolu. Doğru mu diyorsun? Ardarda kervan olur mu hiç? Bir iş çıkmasın altında. Yok beyim. Vallahi haber doğru. Kervanın başında Yusuf adında genç bir adam var. Ben korkmam eşkıyadan diyormuş. Cesur atlı ha. Sevdim oğlanı. Aferin. Civar köylerden göç bile olsa haberim olacak. İyice anladın mı? Anladım beyim. Yürü şimdi. Tamam. Güneşle beraber yola çıkalım.
Kervan her vakit geçecek belli. Kaç gündür bir dinlenemedik. İrfan da şey olunca... Dinlenmek isteyen köye inip annesine döşek serdirsin. Eşkıyaymış. Neydi ana o eşkıyanın adı? Agah. De hele bir daha duyamadım. Agah. Bekir, bu sefer yaralı istemiyorum. Bekleyelim o zaman. Yaklaşsınlar. Buradan nişan almak zor. Zor mu, kolay mı? Şimdi görürüz. Sen şöyle geç. Nuri sen böyle. Sen de o tarafa. Tamam beyim. Hah, Agah. Hadi bakalım. Uykusunu yarıp da düşsün bakalım önümüze. Sabahın bu er vakti. Ana düğünü hemen kuralım ha. Yeter Hatçam'ın beklediği. Ana, Hatçam'a aldığım ipekliği de koydun değil mi? Koydum oğlum. Agah bilmez ki. Anası herhalde. Rivayete göre Arda o gün gençliğinde sevdiği kızı. Ne oldu böyle? Bilmem. Anamındı. Bunu öğrenerek saklasa eğer. Toprak için adamı öldürüp daha çıkılır mı? Babamı, Beşik'teki kardeşimi öldürdüler. Ne yapacaktım? Sağ olun mu diyecektim. Olan oldu artık. Dönemem gayri geri. Dağları mesken tutacağım. Eşkıya olacaksın öyle mi? Yol keseceksin, adam öldüreceksin. Eşkıya! Katil!
Bugünkü ganimet beyim. Ölüleri ne yaptınız? Gömdük beyim. Kurda kuşa yem olmadılar. Meraklanmayız. Beyim. Tanıyordun herhalde. Ha? Bu gece nöbet senin miydi Salih? He beyim, benimdir. Beyim, tütün sarayım mı sana? Yok, istemem. Salih, birkaç gün kervan olsa da önlerini kesmeyelim. He, iyi olur beyim. Hem biraz dinlenelim, hem de yeni bir yer bakalım kendimize. Burayı köylü belledi artık. Kervanlar yakında yol değiştirirler. Ne bağırıyorsun sabah sabah? Kervan. Aş yüklü kervan geçiyor. Un şeker azalmıştır. İyi olur. Bırakın geçsinler. İyi de ne yer ne içeriz? Ellemeyin dedim. Korkmuyor musun böyle ıssız bir yerde tek başına? Tüfeğinden mi korkayım yoksa senden mi? Eşkıyadan korkmaz mısın? O da Allah'ın bir garip kulu. Bir tavşandan farkın var sanırsın. Dayı eşkıya can alır. Canı yaradandan başkası almaz. Sen hiç eşkıya gördün mü? Seni gördüm işte. Torbanda ne var? Şifalı otlar topladım. Sen yolunu kaybettin herhalde dayı. Buralarda dolandığına göre. Belki de Allah seninle karşılaşmamı istedi. O gün Agah'ın önüne çıkan bu yaşlı baba, dağların zalim eşkıyasının bütün ömrünü değiştirir. Hadi be! Bak! Bak! Gördün mü? İşte öyle. Bak bak! Hop! Bak nasıl sekiyor, gördün mü? Gördün mü bak, bir de şuna bak. Hadi bir daha. İşte böyle. Hadi at bakalım.
Al! Eşkıyayım ben. Ben eşkıyayım. Eşkıya. Beyim. Ya gölge misin mübarek? Senden rahat yok mu? Bir şey lazım mı diyecektim. Yok değil. Git şimdi. Uyuyacağım. Rahat bırak beni. Bey ne yapıyor? Uyuyacakmış. Uyuyacak mıymış? Ha. Bugünlerde başka bir şey yaptığı yok zaten. Allah Allah. Eşkıya alacaksın öyle mi? Yol keseceksin. Adam öldüreceğim. Eşkıya! Katil! Agah! 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 Ne istiyorsun? Git! İstemiyorum seni! Canı yaradandan başkası almaz. Belki de Allah seninle karşılaşmamı istedi. Allah'ım yardım et bana. Son kervandan sonra oldu. Bak söyledi dersin. Artık iflah olmaz. Bundan böyle dağlar Agah'ı unutsun. Ya. Of. Bir dur Allah aşkına ya. Tazı gibi sekiyorsun ya. Of. Öldüm beyim ya. Kaç saattir yürüyoruz. Bak beyim. Aşağısı köydür. Biliyorsun ama ben yine de söyleyeyim. Ne yapıyorsun beyim? Beyim! Sen de benim yaptığımı yap Salih. Daha fazla günaha girmeden kel sen de hak yolunu seç.
Tövbe, yaradanası. Beyim, ne diyorsun sen? Sen de tüfeğini gömüyor musun Salih? Eşkıya eğer tüfeksiz kalırsa ölür beyim. Bir daha elini ateşe sürmeyeceğine tövbe eder Aga. İhtiyarı bulmak için düşer köy yollarına. Bekir, kes artık. Dönmez mi bir daha? Bilinmez. Aga bu. Demek anlış anlı eşkıya insan içine çıkmaya karar verdi ha? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Birini mi arıyorsun yabancı? Evet, ben birini soracaktım ama ne adını bilirim ne de kimlerden olduğunu. İhtiyar bir amca. Dağlarda şifalı otlar toplayan, aksi, lakin nasıl desem nur yüzlü bir adam. Demek geldin. Kim, bana mı diyorsun? Eşkıya. Beni tanıyor musun? Dağda gördüğün ihtiyar abimdir. Gelince yol iz bulamazsın diye köyün girişine oturttu beni. Burada beni mi bekliyordun? Neyse çabuk geldin. Gün düşmeden vardın. İhtiyar geleceğimi nasıl bilebilir ki? Hadi gidelim. Öğle sıcağından beri şu ağaç dibindeyim. Senden de Allah razı olsun komşu. İyi ki getirdin beni buraya. Yaralarım İlyas babanın sürdüğü merhemlerle bir haftada iyileşti. Ya ya, İlyas baba çok başkadır. Bakın, 3 gün önce öbek öbek yaralar vardı üstünde. Aa, gerçekten mi? Selamünaleyküm. Ha, eşkıya. Geldiniz mi? İyi, iyi. Yaklaş hele. Tut şunu. Çevir. Çevir, çevir. Hızlı çevir. Dibe almasın. Bunun içinde ne var? Allah'ın nimetleri. Ne işe yarayacak? Çevir sen, çevir. Ben birazdan geleceğim. Altını tutturmayasın. Su azaldıkça şu testilerden azar azar eklersin. Sakın ha, hepsini birden dökmeyesin. Lazım olunca bulamazsın sonra. Kararınca kullanacaksın. Bak, suyun kararı bu. Ne az ne çok. Ne
Yorulur da vazgeçersen hepsi yanar gider, unutmayasın. Ama... Ne yapıyor şimdi? Öğreniyor. Beklemeyi öğreniyor. Bu sıcakta ocağın başına mı diktin adamı? Cehennem daha serin değildir herhalde. Agah nasıl bir sınavdan geçtiğini bilmez. İlyas baba, yoğurt çalmıştım. Sana da getirdim. İyi etmişsin. Allah razı olsun. Getir de şuracıkta bir tadayım. Bismillah. Baba, tutmamış bu. Sana yetişsin, aşına kadık olsun istemiştim. Hay Allah. Sabırsızlığının sonunu gördün mü? Ya sabırlı olup yoğurt yiyeceksin... Ya onca emeğin ziyan oluşuna katlanacaksın. Aman baba, alt tarafı bir yoğurt. Öyle çok emeğim yoktu zaten. Fatma, güzel çocuğum. Bu yoğurdu yapacak sütü biriktirmek için inekler dağ bayır dolaştı. Köyün çobanı Halil onları gütmek için sabahın er vakti dağların yolunu tuttu. Anan ineğin sütünü testiye doldurdu. Ablan taşmasın diye başında bekleyip kaynattı. Yoğurdu mayaladığın şu kabın bile hakkı varken bu sabırsızlık niye? Her şeyin bir vakti zamanı vardır. Allah insanı sabırla sınar. Haklısın baba. Ben böyle düşünmemiştim. Tam zamanında geldin. Seni Allah gönderdi. Yoksa dibi tutacaktın. Kazanı ateşten al. Pişti mi? Bilmem. İlaç kıvamına gelmedi mi? Bu mu? Bu ilaç değil ki. Soğusun da bahçedeki ağaçların dibine dökeriz gayrı. Baba, baba. Ağacın dibine dökeceğini mi döndürtüyorsun bana saatlerdir? Yürü hadi. Köyün dervişine varalım. Hadi. Ne istiyorsun? Eşkıya olduğumu unutmak.
Yol kesip adam öldürdü. Ben boyumca günaha daldım. Öyle günahlar ki insan af dilerken utanır. Ne bu dünyada ne de öbür dünyada kimselerin yüzüne bakacak halim kalmadı. Tövbe etmeye, bir daha kötülük yapmamaya, karıncayı bile incitmemeye karar verdim. Verdim vermesine de bu kadar günah tövbem kabul edilir mi? Bostan ekeceksin. Bostan mı? Bostan ya. Yetiştirdiğin bostanları gelene geçene yedireceksin. Oradaki değneği al. O senin. Bu kuru değneği bostan tarlasına dikeceksin. Kuru değnek ne zaman yeşerir, dallanıp budaklanır, yapraklanırsa bil ki günahların o vakit bağışlanmıştır. Efendim, hiç kuru dal yeşerir mi? Nerede görünmüş? Yol kesip adam öldürenden ne kadar tövbekar olursa elbet bu kuru daldan da o kadar filiz fışkıracaktır. Doğru diyorsun derviş baba. Ben tövbemden vazgeçmem. Göreceksin. Allah'ın rahmetine sığın. Madem ki bu kadar hayra vesile oldun, bir hayır daha işle bana. Söyle bakalım. Bostan dikeceğim bir tarla gerek. Açıkta da yatsam olur. Zor değil. Çoktandır ekilmemiş bir tarlan var. Onu dilediğin gibi ekersin. Lakin toprak kurudu. Çok emek ister. Nasıl baş edersin bilmem artık. Sen tövbemi kabul buyur. Allah'ım, tövbekâr kulunun dualarını kabul et. Beni doğru yoldan ayırma. Kuru tarlada bostanlar yetiştirmek için işe koyulur Ağa. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş gelmişsin. Tarla neredeyse ekilecek hale gelmiş. Allah kaç insan gücü vermiş sana böyle. Bir günde kuru tarlanın yüzü gülmüş. Tarladaki kuru dal da neyin nesi? Ne diyeyim kardeş? Nasıl anlatayım sana? O kuru dal inancıma şahitlik edecek. Nasıl olacak bu? Bir gün filizlenip yeşerecek inşallah. Dalları göğe uzanan yemyeşil bir ağaç olacak. Kuru daldan ağaç olur muymuş hiç? Bunu sana kim dediyse fena kandırmış seni.
Efendi Hazretleri. Derviş baba mı? Ben şey demeye gelmiştim. Tarlanın yukarısında küçük bir ev var. Ağam orada kalsın diyor senin için. Yalnız biraz dağın başı sayılır. Tekin bir yer değildir. Hadi kal sağlıcakla. Salih! Kesikli geliyor. İyi, gelsin. Ne bağırıyorsun? Kesikli! Gel bakalım şöyle. Sabah iki atlı geçecek de onu söyleyeyim dedim. Yüklü mü? He, yüklüdür. Sağ olasın. Kesikli. He ağam. Gelene gel gel. Geldim ağam. Senin kulağın delikti. Bizim eşkıya ağağı duyan bilen var mı? Köyde konuşan filan. He ağam. Çok olmuştur bizim köye yerleşeli. Ağağı. Köyde mi yaşıyor? Bir yanlışın olmasın Kesikli. Başkası olmasın o. Yo. Tanımam mı beyim? Eşkıyalığa tövbe etmiş diyorlar. Çekinip korktuklarından mı bilinmez, köylü de ilişmiyor kendisini. Nerede yatar kalkar? Şu dağın eteğindeki kulübede. Önünde zaten bostan yetiştiriyor. Ne yapıyor, ne yapıyor? Bostan yetiştiriyor. Demek bostan yetiştiriyor. De git. Allah'ım, sen günahlarımı affet. Beni yanına al. Acımı, yalnızlığımı dindir. Beni bağışla. Yusuf'u eşkıyaların öldürdüğünü öğrendiğinden beri hacce eski hacce değildir. Şu yalan dünyada sırtını dayadığı yaşlı anasına ölünce bir başına kalır köyde. Anasının acısına mı yansın, yoksa yüzünü iki kere gördüğü Yusuf'un mu? Kızım dur! 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 Yapma kızım. Allah'ın verdiği canı almak Allah'a bir isyandır. Ne kurtarıyorsun beni emmi? Nasıl yaşadığımı ne bilir de konuşursun. Bırak! Bugün olmazsa yarın. Yapma kızım. Taze bir fidanla farkın yok. Böyleyken hayattan ümit kesilir mi hiç? Kesilir emmi, kesilir. Söndürmeye çalıştığın ocağı yaradana geri vermek kolay mı sanırsın? Yok emmi, ölümden dönüş yok bana. Tut emmi. Gördün mü bak, kolay mıymış canım emmi? Kızım, ben bu yaşıma kadar sayamayacağım kadar çok günah işledim. Lakin tövbe ettim artık. Allah'a sığındım. Şu dağın eteğinde küçük bir kulübede yaşıyorum. Onun önü de bostan tarlası. Varım yoğum o tarlanın bostanıdır. Madem ki senin de kimsen yok, canıma yoldaş ol. Ben seni kızım belliyim, sen beni babam belli. Olmaz mı? Olur mu hiç? Yakışık alır mı emmi? Ah güzel kızım. Ölümü kendine yakıştırırsın da bir ihtiyar adama evlatlık etmeyi mi yakıştıramazsın? Yok emmi, öyle değil. Hadi kal. Güneş düştü düşecek. Hadi kızım. Günler, aylar birbiri ardına geçer. Bostancı baba her sabah yeşil bir ağacı sular gibi bıkmadan, usanmadan sular yaşlı dermişim verdiği kuru dalı. Lakin kuru dal, bostancı babanın tüm çırpınışına rağmen daha bir kurumuştur sanki.
Agah'ın baldan tatlı bostanlarının ünü ta civar köylere yayılır. Rivayet o ki bu bostanlardan bir kez tadan bir daha bostanların tadını da Agah'ın güler yüzünü de unutamazmış. Bekle kızım. Sağ ol Bostancı Baba. Afiyet olsun. Bostancı Baba. Bostancı Baba. Agah'ın adını da, eşkıyalığını da kimse hatırlamaz. Herkesin bostancı babasıdır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir garip tanrı misafirine verecek bostanın var mı acaba? Olmaz mı? Gel buyur. Bir soluklan. Oh. Yorulmuşum. Heh. Yine de yolumu uzatıp bostanından tatmaya geldim. Sırtımdaki aha bu yükle ta nerelerden dolaştım bir bilsen. Hatice, Hatice. Buyur baba. Şu bostanın olgunundan bir tane getirir misin misafirimize? Hemen baba getiriyorum. Bostancı baba, bileğinde ne kuvvet var öyle? Gücünü kuvvetini anlatırlardı ama gözle görmek bir başkaymış. Hatice, kız, hoş geldin Fatma. Hoş bulduk. Baba, bak Fatma geldi. Gördüm kızım, gördüm. Hadi siz eve çıkın. Bostan'la işimiz kalmadı evladım. Hadi. Ben de kalkayım artık Bostancı Baba. Yolum uzundur. Otur. Sözünü söyle öyle gidersin. Yoksa kalbin yoracak seni. Kapına göndereceğim ne anam var ne babam. Cümle köy halkı Oduncu Abdullah olarak iyi kötü bilir beni. Sana yalanım olmasın. Şimdilik kızına vereceğim bir kuru ekmekle başını sokacağı bir toprak evdir. Lakin Allah bilir. Haram el sürmedim hiç. Bostancı baba. Ne söyle evlat. Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavliyle. Kız, Hatice. Her gelişimde bu oduncuyu bostanda görüyorum ben. Aman sen de. Ne zaman gördün bostanın ziyaretçisinin bittiğini? Ne bileyim ben. Biz eve yürürken arkamızdan da bakıyordu sanki. Temiz yüzlü bir oğlana benziyor. He, bana da öyle geldi. Agah'ın tövbe etmesinden bir süre sonra Bekir, eşkıyaların yeni beyidir artık. Rivayete göre en az Agah kadar zalimdir Bekir de. Beyim. Kesiklerin diyecekleri varmış. Ne var yine? Civar köylerin gördüğü en büyük kervan geçecekmiş. Tam 10 atlı. Ne vakit? Daha birkaç günü varmış. Yalandır. 10 atlı birden geçmez buralardan. Eşkıya yol kesecek diye korkarlar. Yok beyim. Hepsi hem tüfekli hem de bıçaklıymış. Tüfekli mi? He tüfekli. Sağ ol. Beyim, bak boşuna düşünme. Eğer dediği gibi hepsi tüfekliyse iyi bir nişancı gerek bize. Bir yetmez, iki nişancı gerek bize. Hadi biri sensin. Peki ikincisi kim olacak? Vurduğunu düşüren biri olma. Agah gibi. He, Agah gibi. Tık,
tek kurşun. Hı? O itin gözleri hala kartal gibi değilse namussuzum. Salih, hele bak bir. Bostancı baba nasılsın? İyiyim Fatma kızım. Hacca bostanda mı? Bostandadır ya. Derviş hazretlerinin ziyaretçisi var mı? Yok. Sabah bostancı gelecek dedi. Derviş baba, sana bostanlar getirdim. Ağzın tatlanı. Baldan tatlı bostanlar yetiştiriyorum tarlada. Gelenin geçenin yolunu çevirip açlarına katık ediyorum. Zaten bir tadını alan bir daha uğramadan etmez. Lakin bostan tarlasının ortasına diktiğim kuru değnek aynıdır. Bırak toprağa kök salıp yeşermeyi, kimi zaman yelde bile yılıp düşüyor. Ne olacak benim bu halim baba? Bana bir çift laf söyle. Ümidimi yeşert. Yaradan'dan sual olunmaz. Görevine devam et. Ne bileyim. İnsan her sabah bir kuru değnekle göz göze gelince... Bostanına dön Aga. Her sabah o kuru dediğin değneği sulamayı unutmayasın. Bostancı baba. Bostancı baba, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ayakta çok tutmayayım seni. Şey diyecektim ben. Ne diyecektin? Hani düşüneyim demiştin ya. He, demiştim. Vereceğim mi Hatice'yi bana? Yatıyorum baba. Bir emrin var mıydı? Gel şöyle kızım. Gel otur. Şu geçen gün tarlaya gelen genç adam, Oduncu Abdullah, sana talip oldu. Bu gence gönlün var mı kızım? Her canlının hakkı yuva kurmak. Bunda utanılacak ne var ki susarsın? Kendi köyünde küçük de olsa bir düğün bile yaparım diyor. Onun da anası babası yokmuş. Birbirinize destek olur, yaşar gidersiniz. Ne dersin? Kısmet, ne diyeyim? Ne düşünüyorsun beyim? Kervanı. Bak beyim, ben bu dağlarda senden çok eskiyim. Yol çevirip kervan indirdiğim senden fazladır. Yine ne demeye çalışıyorsun Salih? Lafı dolandırma da söyle. Agah'tan sonra kervan indirmekte zorlanır oldu. Çoğunda şansımız yaver gitti de hallettik. Lakin... Lakin bu sefer başkadır. Neymiş başka olan Salih? Beş yerine... 10 atlı diye mi bütün bu laflar? 10 tüfekli ve de atlı. Anladın mı şimdi? Yani tam 10 nişancı. Ne biliyorsun nişancı olduklarını? Nişancı olmasalar... onu birden öyle yükle çıkmazlardı yola. Biz onlardan haberdarız da... onlar bizden habersiz mi sanırsın? Ben ağaçların oradan nişan alır indiririm. Siz de her zamanki gibi... Biz mi? 10 tüfekli birden. Olmaz.
Tek tek avlanmayı bekleyecek değiller herhalde. İkisini üçünü indirene dek toparlanırlar. Bak, onlar da ateş edeceklerdir. Kesin indirirler bizi. Ne? Korkuyor musun yoksa? Korkuyorum elbet. Sen korkmuyor musun? Salih, sen köye in. Ne işin varmış köyde? Yok, öyle değil. Agah'ı bulacaksın. Agah'ı mı? Onu bu kervan için ikna et. Az çok dinler seni. Anlat. Ganimet büyük de. Başlatmasın bostanından. Giderim gitmesine de... bilmem döner mi? Dönecek. İyilikle olmazsa zorla dönecek. Bu ganimet benim olmak zorunda. Bostancı baba düğün dernek bile sormaz. Bekletmeden verir hacı. Hadi, yolunuz açık olsun. Hadi, selametle. Beyim! Ha? Salih? Beyim? Ne işin var burada? Köylü... Yok beyim. Gören duyan olmadı. Tövbe etmeye mi geldin Salih? Yok beyim. Bekir beyimden haber getirdim sana. Bekir başınıza bey mi oldu? Bak beyim, yakında 10 atlı büyük bir kervan geçecek. Bey kervanı indirmek ister. Lakin bilirsin nişancı. Lakin tek nişancıyla olmaz. Agah da katılsın dedi, öyle mi? He beyim, aynen öyle. Salih, git beyine söyle. Değil 10, 100 atlı ganimeti ayaklarıma sereceklerini bilsem tövbe ettim ben. Bir daha kimseye kötülük etmem. Siz de hepiniz birden tövbe edin. Diyeceğim bu mudur beyim? Budur Salih. Bak gidiyorum ama Bekir'i bilirsin. Öyle kolay kolay vazgeçmez. Başına bela sardı. Şer de, iyilik de Allah'tan. İnsan kaderinden öte gidemez. Beyine söyle, Allah'ın dediği olur. Demek kararlı diyorsun. He, kararlı. Eyüz, ben biliyorum ona yapacağımı. Gün ışımadan giderim. Şu bostanı bir de biz ziyaret edelim. Bekir'in gücü hem hırsla hem de eskiden beri Agah'a duyduğu kinle parlar. Hayırdır inşallah. Allah'ım rahmetine sığındım. Sen beni kötüye uydurma. Onca yıldan sonra öfke damarlarında gezinmeye başlar. Bekar eşkıya. Nasıl? Beğendin mi tarlanı? Mahsulden ne istedin?
Bak sen, seni zalimler zalimi bilirdik. Bekir, çık git bostanımdan. Gitmezsen ne olacak? Bostanın ortasındaki bu kuru dalda neyin nesi? Yoksa bostan korkuluğu mu? Altının rengini unuttuğundan beri kuru değneklerle mi avunur oldun he? Bekir, bana tövbemi bozdurma. Ne o? Cennetten mi kovulursun? Senin akıttığın kanlarla köyde bir şelale daha çağlar be. Tövbe ettim. Elimi kana bulatma. Tetiği çekemezsin. Tövbe ettin sen. Ben masum öldürmeyeceğim dedim. Senin gibi bir caniyi değil. Eşkıya. Allah'ım, artık benim kalbimde öldürmek yok. Senin sevginle hayatım tekrar yeşerdi. Sen esirgiyen ve bağışlayansın. Tövbe, bin kere tövbe. Yeşeren kuru dal, kocaman bir ağaç olmuş. Rivayete göre bu ağacı bir gün olsun kuru gören olmamış. Dalları yaz kış yemiş. Bir gün Agah'ın hatırını sormak, bostanından yemek için gelen yolcular onu bu ağacın altında ölü buldular. Ama eşkıya Agah'ın hikayesi efsane olup dilden dile dolaştı. Ölüm dahi unutturamadı onu. Bir kuru değnekken Allah'ın hikmetiyle yeşeren, dalları göğe uzanan ağaç, Bostancı Baba'nın dilek ağacı diye anılır, bilinir oldu. Rivayet olunur ki, o günden sonra ağacın dalları, bazen boş bir inançla da olsa, Bostancı Baba'ya duydukları saygıyı, saf ve coşkulu bir inançla gösteren halk tarafından, rengarenk eşarplarla süslendi. Muradına eren sevinçli bir gelin gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.